Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi, hadi hemen nasıl yapmışım izleyelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olun, yorumlarınızı ve like'larınızı da bekliyorum. Öncelikle arkadaşlar, bir tane küçük soğanı dövdürerek robota attım ve bir diş de sarımsağım var. Bunu da 2-3'e bölelim. Ve robotla püre haline gelene kadar çekelim. Robot tam çekmedi arkadaşlar. Buna çok azıcık su ilave ediyorum. Su ilave edince güzel çeker inşallah. Çekmiş olduğumuz soğan ve sarımsağın sadece suyunu ilave edeceğiz. İsterseniz siz rendele edebilirsiniz. İçerisinde pürüzlü pürüzlü gözüksün istemiyorum. Çok hafif su ilave etmemin sebebi de buydu. Suyunu daha güzel çıkarması. Şu şekilde sarı bir suyu oluyor. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Kaşık, bir yemek kaşığı kadar bir suyu çıkacak. İsterseniz siz bir normal bir büyük boy soğan da kullanabilirsiniz. Ama benim evde soğanım kalmamış arkadaşlar. Soğan pahalı. Bu karışım arkadaşlar. Böyle yarım yemek kaşığı kadar salça, domates salçası kullanıyorum. Salça miktarını da ayarlayabilirsiniz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı yoğurt. Şöyle kavanozun dibinde ne kadar kaldıysa koyacağım. Ama tarifinde 2 yemek kaşığı yoğurt olması lazım. Evet. Bir. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Arkadaşlar bunları güzelce karıştıralım. Bu karışımın içerisine 1,5 tatlı kaşığı toz biber, acı değil. Yarım tatlı kaşığı pul biber, bu acı. Bir tatlı kaşığına yakın karabiber, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı kimyon. Bunları da ilave ediyorum. Ve bir tatlı kaşığı da tuz ilavesi yaptım. Çok koyu gözükürse arkadaşlar çok hafif su ilave edebilirsiniz bu karışıma. Ama şöyle kıvamı iyi gibi. Bütün baharatlar birbirine karışsın. Sıvı karışımımızı karışsın arkadaşlar. Salça güzelce ezilsin. Şimdi arkadaşlar, şöyle uzun uzun filato şeklinde doğradığım tavuklarım var. 500, yarım kilodan birazcık daha fazla olabilir. 500-600 gram gibi. Çok hafif buzludur. Tavukları buzluktan çıkardım. Şimdi bu sosa hepsini güzelce bulayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada belirteyim, ben sadece tavuk göğsü kullandım. Siz istediğiniz tavuğun herhangi bir yerinden yapabilirsiniz. Ben 2 adet tavuk göğsü kullandım burada. Şimdi bunu biraz dinlenmesi gerekiyor. Şöyle streç. Sosunu güzelce çekebilmesi için arkadaşlar buzdolabında yarım saat, 45 dakika veya 1 saat vaktiniz varsa 1,5-2 saat dinlendirin. Sosu güzelce içerisine çeksin. Sonra devamını gösteririm. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yaklaşık yarım saat beklettim ve sosunu tamamen çekmiş. Güzelce içine işlemiş. Şimdi bunu bir kenara alalım. İnşallah gözükür. Arkadaşlar
Şimdi tam ortasına tavuklarımızı düzgün düzgün yerleştirelim. Şu kalan sosu da ziyan etmeyelim. Şöyle tavuklarımızın üzerine sürelim. Evet arkadaşlar, şimdi elimizle şekil vermeye başlayalım. Aynı bir yuvarlak bir rulo gibi şekil verelim arkadaşlar. Hiç hava boşluğu kalmasın şuralarda. Bu şekilde. Şu uçlarına da. Şu iki ucunu da sıkı bir şekilde bağlayalım. Evet. Şu şekilde. Şimdi bu ucunu da bağlayalım. Evet. Şimdi bunu derin dondurucuda bir gece bekletelim. Siz istediğiniz zaman kadar bekletebilirsiniz. Ne zaman yiyecek olursanız çıkarır, pişirirsiniz arkadaşlar. Ben muhtemelen yarın da veya bir günde çıkarmayı düşünürüm. Şimdilik bunu derin dondurucuya kaldıralım. Tavamıza 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyoruz. Isınmaya bırakıyoruz. Ve dönerimizi yaklaşık yarım saat önce dondurucudan çıkardım. Birazcık buzu çözüldü sadece. Dışındaki zifleri açıyoruz. Evet. Şimdi ince ince dilimleyelim. Evet arkadaşlar, şu doğradığımız tavuk dönerlerimizi kızgın tavaya alıyoruz. Aşırı ince eritirsek tavuklarımızı keserken, çok ince olursa pişerken tavuklar küçüleceği için çok güzel olur. Evet arkadaşlar, çok aşırı ince kesmeyelim. Aşırı ince kesersek tavuklar pişerken küçüleceği için yanar pişirirken. O yüzden yaklaşık şu kadar incelikte keselim. Ben burasını kullanmayacağım arkadaşlar. Daha sonra kullanacağım. O yüzden şu dışının streçini güzelce saralım. Ve derin dondurucuda muhafaza edelim. Altını kapatıyorum artık hocam. İstediğiniz herhangi bir malzemeyi koyabilirsiniz arkadaşlar buraya. Ben sadece tavukla severim. İçinde salatası. Evet. Bu şekilde afiyetle tüketebilirsiniz. İsterseniz pilavın yanına da servis edilebilir. Afiyet olsun.